İsmim Arzu. Arzu Dönmez. 7 yıldır lisede çalışıyorum. İki çocuk annesiyim. Bugün de anneler günü. Ama biz burada alanda kutluyoruz anneler gününü. Bu ilk bizim anneler çalışan olarak ilk anneler günü kutladığımız gündür. Çünkü biz içeriye girdiğimizde sanki hapishaneye giriyormuş gibi bir hayat var içeride. Özel günler, anneler günüdür, odur budur, hiçbir şeyden haberimiz yok. Sürekli iş, sürekli iş, sürekli iş. Yani bir doğum günü partisi olur, memurlar kutlar gelir geçer, yani işin hiçbir şeyden haberi yok. Sürekli o sipariş yetişecek, bu sipariş yetişecek. Hani özel hiçbir şeyde hakkımız yok. Ama biz bugün 3 aydan beri hemen hemen buradayız. Allah razı olsun, sendikamız her şeyimizi kutluyor yani. Anneler günümüzü, ne bileyim işçi bayramımızı, her şeyimizi yani. Biz insan olduğumuzu öğrendik içerideyken. Gir içeriye, aha şu kadar mal olacak, bu kadar mal olacak, şu kadar kesim var, bu kadar kesim var. Arzu oldu, o oldu, bu oldu. İnsanlık da adına hiçbir şey yaşayamadık yani. Sanki gerçekten ben servise bindim mi arkadaşlara diyordum ki, açık cezaevine gidiyoruz yani, öyle bir yerde. Ne zaman bitecek de eve gideceğiz. Çocuklarımıza ilgilenmeye gideceğiz, evimize, ailemize. 10'da 11'de evde oluyorsun, 12'de, 1'de. Yani vardiya teslim oluyor. Ama aybaşı geldiğinde sen gidiyorsun insan kaynaklarına. Diyorsun benim param az yatmış. Sana bir açıklama yapıyorlar, sen kendin içinden çıkamıyorsun. Diyorsun ki ben buraya herhalde borcum var, geleyim borcumu kapatayım diyorsun. O şekilde. Yani sen emek veriyorsun, hakkını almak zorundasın. Yani niye çalışıyorsun o zaman ben? Niye çalışayım yani ben? Ne gereği var o zaman? Ben az iş yaparım, az para veririm, az saat ne? Olay bitsin. Biz de böyle ayaklanmayız. Ama sen bana çok iş, az para, çok saat, ondan sonra verim bekle. Yani bir yerde de artık insanlar hakkını aramaya artık kafa istiyor artık yani. İnsan sonuçta. Patronlar altında en lüks arabalarla, senin hakkınla büyüyüp orada burada gezerken, en lüks restoranlara girerken, en lüks kıyafetleri giyerken, sen onun işini yükseltip bir yerlere getirmek için yani kendinden alıyorsun. Bacağında lif kopması, kolunda lif kopması. Oran buran yani, hep bir arıza yani. Ama ya kazı patlasın, haftalarca hastanelerde sürün. Gelip seni bir müdürün, amirin ziyaret etmesin. Gittim hastaneye, gittim sabaha kadar övürdüm. Ertesi gün bir tane bir müdürü gelip beni ziyaret etmedi. Bir tane stajyer şeyi göndermiş insan kaynaklarında. Köpek bile daha değerli liste için. Ama insanlar anlamıyor bunu. İçeridekiler anlamıyor yani. Köpeğin daha çok değeri var yani. Köpek ölüsünde bile insan şöyle kenara çekiyor da yoldan gidiyorsun. Ama liste öyle bir şey yok. Sürekli örtbas, sürekli örtbas. Bu sene insanlar insan olduğunu öğrendi. Sendika geldi grev alanına, insanlar insan olduğunu öğrendi. Bayram parasını öğrendi. Ondan sonra kıdem ikramiyeyi öğrendik. Kıdem parası bilmiyorduk biz. 200 de olsa bize kıdem parası verilmeye başlandı. Yolbaşında altın verildi. Yani önceden böyle bir şey biz bilmiyorduk yani. Affedersin de. Babaannem bir lafı vardı. Dama girmez, saman yemez insanlar gibiydik biz. Hiçbir şeyimiz yoktu yani. Bayramın ikincisi günü işe git. Cuma çalışması yap. Ay sonu gelsin. Neredeyse full time çalış. Aldın paran 20 bin lira. Nereye gitti? Yok, vergi kesildi. Oraya kesti. Cattur, curttur. Yani sen kesiyorsan vereceksin hakkını. Kesmiyorsan saatinde gönder insanları. İnsanların artık isteniyordu gerçekten. Ya bir dönemde öyle isyan edilmişti fabrikada. İnsanlar makineleri kapatıp dışarıya çıktılar. İnsanları lafla gene oyaladılar. Yani bu sene, bu sefer de insanları parayla oyalıyorlar. Yani ben de anlamıyorum, bu parayla nereye kadar oyalayacaklar? Nereye kadar? Hani sen bana diyor ki memnun musunuz? Size şöyle para verdim. Ben de dedim ki sen bana bir şeyler veriyorsan memnun olmam için benim belge görmem lazım. Ben seneye bunları alacağım, ne malum? Var mı bir garantisi? Yok. Sen bana diyorsun, sana şunu verdim, bunu verdim, memnun musun? Memnun değilim. Niye memnun olayım ya? Memnun olmam için benim seneye aynı şeyler almam gerekiyor. Benim garanti altında olmam gerekiyor. Sen bu sendika olayı bitecek. Sendikayı sürmeye çalışır. İnşallah sürülmez, inşallah devam eder. Ondan sonra eski tas, eski hamam devam edecekler. Başka bir şey yok yani. Öyle.
patron işini yürüsün de gerisi hiç önemli değil. Uluslararası ticaret yapsın, zincirler kursun, bu olanı küçücük çiftliği 3500 kişilik insan yapsın. Ama nasıl olsun o önemli değil yani. Kimin sırtında oldu önemli değil. Burada 20 yıllık, 15 yıllık, 18 yıllık insanın sırtından çalışmış, çalışmamış, sırtından para kazanmış, kazanmamış. Onun umurunda değil. İnsanlarımız, işçilerimiz bunu anlamıyor işte. Yani senin sırtından bu iş yeri büyüyor. Sen büyütüyorsun burayı ya. Küçücük şeymiş, kümesmiş. Ben daha 7 yıldım. Benden önde gelen insanlar var. Yani anlatıyorlar. Şu anki duruma göre daha zorlar. Ama birisi buna dur demezse, Lezita olsun, Agrabay olsun, orada burada dur demezse, yani hep sömürülen tarafta ne olacağız? Sömürülen taraf hep işçi olacak. Patron değil.